Pilava girecek pirinçler yıkandıktan sonra ana yemeğin yanında servis edilecek sebze garnitürü için brokoli doğranıyor. Anneciğim, Gülsüm Hanım bugün kendi gününü oynayabilir mi? Gülsüm Hanım evet kendi gününü oynayabilir. Kendi gününü oynasa bile en son onun günü oynasa da zerdeçal burada. Zerdeçalın içinde ne iş var anne? Ne yapıyorsun gelin hanım? Tarçın koyuyorum. Pirinç Topkapı'nın pilavı için kavrulan dolmalık fıstık, kuş üzümü ve pirinçlere tarçın ve yeni bahar eklendikten sonra suyu ayarlanıyor. Mikser kapıyı cam örter misin sen? Aşk olsun gelin hanım. Tabii ki örterim. Örter Öksem. Mikser camımızı örter. Bize yardımcı olur. Şekerparenin şerbetini döken yarışmacımız ana yemeğin yanında servis edeceği sebze garnitürü için havuç soyuyor. Gelin hanım senin menünü konuşalım mı? Yarıştığın hafta birinci olan gelinimiz Türkan'ın iki yemeğini menüne mi aldın? Size de bir şey söylemeye gelmiyor. Hemen kullandınız bunu. Fark bile etmemiştiniz. Gelinimiz Türkan'a da buradan sevgiler. Helal olsun aldığı para sonuna kadar hak etti. Türkan seni izlerken mutlu olur mu sence? Mutlu olacaktır tabii. Güzel bir şey bak. Onunkini beğenmişler. Ben de ondan bir faşeyi aldım, fikir aldım. Türkan'ın birinciliği hak ettiğini düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Ben daha o zaman söyledim. Benim gelinim düşünüyor. Niye söylemeyeyim yani ya? Yani hak edene baştan beri birinci katılmada, ikinci katılmada anne hak edene puanını ver dedi. Bak burada herkes emek harcıyor. Hiçbir şekilde insanlar yorum yapıyor. Yok gelinler işte yemek yapmayı bilmiyor. Yemek yapmayı herkes biliyor ama burası farklı bir ortam. Ya heyecan yapıyorsun, stres yapıyorsun. Kolay değil mi? Değil tabii canım. Öyle geriden konuşmak kolay. Sadet Hanım mutfağı kontrol etmek isterse izin verecek misiniz? Yok giremez benim mutfağıma Sadet Hanım. Giremez mi? Ya sokmam gerek yok yani benim bayağı bir kalabalık mutfaktan çıktıktan sonra karışık olabilir. Burada zamanla yarışıyoruz. Ana yemeğe başladık mı? Ana yemeğimize başladık şimdi. Pilav bitsin hemen saracağız ana yemeğimizi atacağız fırına. Ana yemekle servis edilecek sebze garnitürü için brokoli ve havuçlardan sonra kapya biber doğranıyor. Anneciğim ben divayım diyen Gülsüm Hanım için ne düşünüyorsun? Peki diva olarak şarkı mı söylüyor? Ne yapıyor da diva? Defi var ya defi o yüzden. Defi mi çalıyor? Ha, defi var. Bir de şıngırdağı var. Şeymiş, divaymış. Divaymış pardon. Çok popülerim diyor. Gelinim sus dedi mi susar, otur dedi mi otur, git dedi mi gider, gel dedi mi gelir diyor. Ha, ne güzel. Ne güzel, güzel olur mu Özge? Öyle bir şey yok anne. Sen de buna inandın mı? Yok tabii ki. Ha, iyi o zaman. Anneciğim ama sen de Gülsüm Hanım'a diva diyorsun. Evet yani öyle ben divayım deyince de... 5 günde beraber olunca yapacak bir şey kalmıyor. Ana yemeğin sebze garnitürüne sarımsak doğrayan yarışmacımız, Pirinç Topkapı için hazırlattığı tavuk etlerini iç pilavla doldurup cam tepsiye yerleştiriyor. Püreye yatağında o pirinç Topkapı neymiş? Ve insanların da kafasını karıştırıyorlar. Tavuk yaz geç, neyin peşindesin sen? Mayonez mi kullanacaksın? Evet. Sosunda mayonez mi var? Evet. Bu zaten böyle yapılıyor ama. Ayşe. Anne bana şeyi... Türkan da sosu böyle mi yapmış? Evet, Türkan da böyle yapmıştı. Mayonez ve domates salçasıyla hazırladığı sosu Pirinç Topkapı'nın üzerine süren yarışmacımız humus için haşlanan nohutları rondonun içine alıyor. Humusun içine neler koyuyorsun? Zeytinyağı koyacağım. Bol koyuyoruz. Humus için haşlanan nohutlar zeytinyağı, taze fesleğen ve tahinle birlikte rondodan geçirilirken püre için haşlanan patatesler süt ve tereyağıyla eziliyor. Pirinç Topkapı. Bizim bildiğimiz tavuktan ne farkı var acaba? Bir bakacağız. Anne çevir anne karıştır. Karıştır anne hızlı 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 hızlı. Toyga çorbası kaynamaya devam ederken gelinimiz narlı roka salatasına geçiyor. Rokalar doğrandıktan sonra ayıklayacağı narı kesiyor. Eyvah! Sebzeler yandı! Fırından çıkan sebze garnitürü yerini ana yemek Pirinç Topkapı'ya bırakıyor. Anneciğim, çorbayı sen karıştırıyorsun. Peki masayı kim karıştırıyor? Vallahi bu zamana kadar çavuşu gördük. Daha 2 gün var. Bakalım kim karıştırıyor ondan sonra. Gülsüm Hanım da puanlarıyla karıştırıyor mu? Gülsüm Hanım puanlarını bilmiyor. Evet, karıştırıyor. Doğru söylüyorsunuz. Gülsüm Hanım 9 verdi. Sonra bir anda gökten taş düşer gibi 4'e düştü. Toyga çorbasına haşlanan nohutlardan koyan yarışmacımız narlı roka salatasına ceviz ve kaju ekliyor. Gayet... Şimdi ne kaldı? Tirit kaldı. Tirit kaldı gelin hanım çabuk. Başka bir şeyin unut. Artık toyga çorbasını da çizebilirsiniz. Tirit şey nerede et nerede anne?
Evet burada Özgeciğim, burada. Anne şimdi sen bana lazımsın. Yine kabımız yok. Yanlış yeme içesin anneciğim. Tamam siz onu bırakın da ne yapayım. Çizmesin bir şey lütfen. İstersen artık giyinmeye gidebilirsin. Gidiyorum. Sizi dinliyorum, son kararım. Anne, anne, anne. Hı? Şunu da bana yardım etsin. Sonra gitsin. Tirit için haşlanan etler süzüldükten sonra didikleniyor. Bunu küçük ocağa almam lazım. Etlere bakacağım nasıl yapacağımızı. Hı hı. Bak o zaman. Hani o zaten oldu. Onu sen onlara bırak. Özge daha iyi didikleme. Böyle çok iyi. Anneciğim giyinmeye gidiyor musun? Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Sizi mi kıracağım? Heh, gittim. Hadi git. Güle güle anneciğim. Tirit için haşlanan etler didiklenmeye devam ediyor. Yoğurt sosunu yapacak mısın? Yapayım ya. Yapayım şimdi, kimsenin ağzına laf vermeye gerek yok. Bu kadar uğraşıp da. Sarımsaklı mı yapacaksın? İsteyene veririm ya da bilmiyorum. Servis esnasına kadar vaktim var. Belki de içine koyarım. Bana belli olmaz. Bakın neyi unutuyordum biliyor musunuz? Roka salatasının domatesini mi? Aynen öyle. Yarışmacımız son anda fark ettiği çeri domatesleri doğrayıp roka salatasına ekliyor. Ben geldim. Anneciğim aman Allah'ım. Gelir misin lütfen? Şükür ederim. Ne kadar şık olmuşsun. Evet. Nisan ayı değil mi? Bahar değil mi? Yapraklarla anne, beraber ben de açtım. Anne ben açacağız şimdi zaten. Piriç Topkapı için kaşar rendelenirken zeytinyağlı enginar kontrol ediliyor. Kayınvalideler böyle enginar hayatında yememişlerdir. Anneciğim sen bana tadına başla, toparlayalım. Bırak şimdi kayınvalideleri. Bizene kayınvalidelerden. Çok mis mis. Narlı roka salatasına girecek tulum peynirler küp küp doğranıyor. Tamamdır. Şimdi anne bana hemen şeyi aç. Yemeklerini kontrol eden yarışmacımız toyga çorbasının tuzunu ayarlıyor. Özge anne, git. Kapağını bulur musun? Özge giyinmeye git. Tamam bakıyorum, bulacağım. Yemekleri tamamlayan gelinimiz mutfağı toparlamaya çalışıyor. Anneciğim memnun musun? Sizden? Yemekleri yedikten sonra söylerim. Peki, afiyetle yiyeceksiniz inşallah. Ay, çok mutluyum, çok mutluyum. Böyle bir toplama görmemişsinizdir değil mi? Anne bunu yerine koy, bak bunu hiç kullanmadık, tertemiz bu. Mutfağı toparlayan yarışmacımız konuklarını karşılamak için hazırlanmaya gidiyor. Ben gidiyorum. Anneciğim, Özge'nin sahadaki performansı nasıldı? Harikaydı, harika harika. Özellikle ikinci yarı güzel oynadı mı? Güzel, ikinci yarı da güzel oynadı, evet. Son 59 dakikada tam bir maratondu. Offside, hiçbir şey yoktu. Dümdüz oynadı, geçti. Yemeklerde vara gidebileceğimiz pozisyonlar var mı? Hiçbir pozisyon yok, vara gitmiyoruz. Kendimiz hallettik sahada. İşte santrforumuz da geliyor. Gel Özgeciğim gel. Bak geldi. Yaptık Özgeciğim. Yaptık anne. Bu plastiğe doldur hepsini koy şeye. Sadece çok ufak bir işim var anne. Özgeciğim. Anne şey doğrayayım şimdi sonra. Tamam. Günürüm de görseydi kızını böyle başardığını. Her mükemmel yemekler yaptın. Şu anda onun da burada olmasını isterdim. Anneciğim 90 dakikanın bitmesine. Pardon 2,5 saatin bitmesine. Son 3 saniye. 2, 1. Bitti. Çok şükür. Hadi gidelim anne. Kayınvalideler geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.